bundan sonra yapmayacağım. Sözünüzden de çıkmayacağım. Hünkar abim bilmesin ne olur. Hünkar abim bilemez Mustafa. Zira artık o yok. Allah günahlarını affetsin. Rahmetli oldu. Nasıl? Abim. Öldü mü? Bundan böyle kimseden korkmana lüzum yok Mustafa. Bundan sonra herkes senden korkacak. Bizden korkacak. Yarın kutlu bir gün olacak. Ve sen aslanım. Tahta çıkacaksın. Osman. Kılın ne böyle? Yoksa kaçıyor musun? Ne kaçması şehzadem? Olur mu öyle şey? Sevindin değil mi? Tahta çıkmadığıma sevindin. Neden sevinmeyeyim? Aksi halde benim, Murad'ın, Kasım'ın, Beyazıt'ın, daha İbrahim'in bile canını alacaktı. Şükürler olsun ki validem tedbirini aldı. Allah şahidimdir ki bu aklımın ucundan bile geçmedi. Geçmez. Amcamız Mustafa'nın tahta çıkması hiçbir şey değiştirmez. Taht benim hakkım. Kösem Sultan bunu elimden almış olsa da hakikat bu. Ve bir gün gelecek, hakkım olanı alacağım. Validem derdin, şimdi Kösem Sultan mı oldu? Hünkar abimin öldüğüne emin misiniz? Ya tuzaksa? Sakin ol Mustafa. Tuzak yok. Yıllar evvel de öldüğünü söylemiştiniz. Beni tahta çıkaracaklardı lakin... abim geldi beni kafese kapattı. Sen hatırlıyor musun o gün? Daha çok küçüktün. Cenazesi gasilhanede şimdi. Birazdan haremden çıkaracaklar. Ve senin saltanatın başlayacak. Lakin... evvela ilacını içmen lazım Mustafa. Davut Paşa ile konuştun mu? Konuştum. Yanından ayrılmayacak. Selametle gideceğiz Şehzadem. Şehzadem, helal. Acele edin. Bir an önce gitmeniz lazım. Ben hünkârımızın yanında olacağım Kilindir'a. Culus başladıktan sonra kapılar kapanacak, içeri kimse alınmayacak. Merak etmeyin paşam. Şehzadem, bir mesele mi vardı?
ittifak taht babadan oğula değil, kardeşten kardeşe geçecek. Bakalım asker ve ahali bu işe ne diyecek? Asker de ahali de Kösem Sultanımızın iradesine razı. Zaten Sultan Ahmet tahta çıktığında kardeş katli olmamıştı. Artık külliyen olmayacak. İnşallah paşa. İnşallah her şey Kösem Sultanımızın tahayyül ettiği şekilde olur.